Hocam mesela bugün e, oyuncuların iştahından bahsettiniz ya Jetson'u belki de sezon başından beri hem bu kadar iştahlı belki de o pozisyon ya şimdi şöyle, en iyi oynadığı yer mi şimdi nasıl oldu direktör değiştirdiği zaman burada kesinlikle oynayacağım diyen kim gelirse gelsin 1 2 Bu yılki formundan dolayı 3 pozisyonla fazla rakibi olmadığı için 4 sayıs 5 6 Mert hoca geliyor. Beni oynatabilir. Çünkü Ersin yerine Talha'yı tercih etmesini di günlerde de sağlamdı. Bak ne oluyor? O oyuncular zaten hazır olan oyuncular. Zaten hangi hoca gelirse gelsin oynatır beni diyen oyuncularda problem yok zaten. Ama diğer oyuncuların sezona Maça değil, sezona bakışları şimdi farklılaştı. Bu özel hayatını <laughs> etkiler, antrenman temposunu etkiler, moralini etkiler. Dolayısıyla buradaki oyuncularla ilgili şey var. Zaten bir de teknik direktörün işi oyuncunun psikolojisini de sağlam tutabilmektir. Her oyuncu üzülebilir. Ama neden Necip uzun yıllar Beşiktaşlı'dır? Necip üzülür ama yansıtmaz haftaya göre verilebilir ihtimaliyle de oynamaya çalışır. Değil mi? Aynı şekilde Beşiktaş bence en önemli transfer olarak <laughs> Tayfun'u almıştır. Evet. Çok bölgeli oyuncu diyoruz ya işte sağ bek çok sıkışırsan sol bek iyi çok iyi oynar diye söylemiyorum bugün sağ bek'e girdi. Orta sağ. So, orta sağın sağ içinde de iyi oynayabilir. Sağ önde de kullanabilir. Sağ önde de kullanıyordu Alanya'dayken Efecan'a oynamadığı zamanlar. Genç oyuncudur. Yerli oyuncudur <laughs> oynamaktadır. Ve hoca da devrede iki bire yakalanmasına rağmen bu riski aldı. Kolay bir şey değildir o riski almak. Yani üç kişi birden değiştirdi. Ve değiştirdi. Şöyle yapalım. Değiştirelim arkadaşlar. Değiştirelim. İki tane sarı kartlı oyuncuyu çıkarttı. Kontrataklarla ilgili enkudumu mu <laughs> kararını şöyle verdi. Redmond'la ilgili karar verdi. Sola Cenk'i aldı. Orta sahada dikkat ediyorsan oyunun sonuna kadar Salih'i tutmaya çalıştı ama %100 ona demiştik ama aman ha, Gerekirse gol yiyelim ama faul falan yapma demiştir. Skor da 3-2 ile 4-2 arası çabuk oldu. Evet. Tamam mı? Ee, Josep de Souza zaten oyunun sonuna kadar kaldı. Jetson zaten bir tek istiklal marşında duran bir oyuncu ama ofansif anlamda yeterli olan bir oyuncu değil. Hep söylüyorum en çok faul olan oyuncu Türkiye'liklerinde muhtemelen o olur. Ama ee, ikinci yarıda ofansa takım çok şimdi katkısı var. şu ikinci yarı için her ne olursa olsun Adele sakatlığı yaşamış 2-3 haftadır da oynamayan Sainz uzun süredir maç ritminden uzak mut, her şeye rağmen sağ bek olarak Tayfun ve birlikte dört benzemez olarak oynuyorlar. İlk kez Tayyip Talha. O da genç bir oyuncudan. Yani riskli bir savunmayı alıp orta saha bütünlüğünü pek dokunmadı. Öndeki pozisyonların cengin pozisyonu değişip Topla veya topsuz ki bugün istedikleri verimi aldı diye düşünüyorum Redmond'dan. Belki de oyunun belli bölümünden sonra... Devol Şu olabilir mi hocam onunla ilgili? Çok özür dilerim oraya giriyorum. Siz çünkü daha önce söylediniz Redmond sağda dediğiniz Sağ hatırlıyor musunuz? Solda olmuyor. Şimdi Cenk'i solda oynatabiliyor oynat ama Cenk yani en so kutu... Hem Cenk'i solda daha etkili kullandı da ki ikinci yarı. Işte, ya da Muleka'yı yani... Şimdi. Enkudu'yla Redmond'un bir özelliği var ki Redmond'da <laughs> bu özellik daha fazla. Mesela neden solda oynamasını doğru bulmuyorum? Ee, özellikle içeriye girip şut atan bir oyuncu olsa gezal gibi o tip bir oyuncu değil. Ama Keselim. sağdan doğru kendi ayağıyla çalım atabilir ve kesebilir. Aslında formda bir Rozier'le birlikte ikisi ikili gezal oynamadığı zaman... Bunu oynayabilirler. Zaman zaman 4-2-3-1 oynarken Forvet arkasında Delali, hatta zaman zaman Valerian'ın da kullandığı gibi Gezzal'ı da görebiliriz. Kaldı ki benim için sağ tarafın birinci oyuncusudur. Ha, mesela o ilk yarıda sormuştum izlemeyenler için. Gezzal gelince ne olacak? Sağda o oynayacak. Banko. Bence bence şunu söyleyeyim. Bir kere Beşiktaş'ın yerliyle ilgili Şenol Güneş'ten sonra bir avantajı oldu. Artık Cenk başlayacak maçlara. Hani diyorduk ki acaba geçen hafta sormuştum. Evet. Legosun ya da Cenk'te başlayabilir mi? Ben olsam başlamam. <laughs> Ama solda veya sağda bu yarışmacı bir görecek. takımda bu, bunu oynayıp oynatmışlığı var hocanın. Onun da oynamışlığı var. Ve o günde Şenol Güneş Valerine, İsmail İsmail'le yol ayrımını olduğu zaman kurban kesmiştir muhtemelen Cenk. Hatta Şenol siz gelince de Şenol gelince de Şenol derse affedersin öyle çıktı ağzından. Hoca işte abimiz çünkü yaş olarak da ee, şey de ikinci kurbanı kesmiştir Cenk. Yani biriden ikiye çıkarmıştır. Bu aynı şeyler Mert için de geçerlidir. Bu iki oyuncu bu hoca değişikliğinden çok yoksa e, yoksa Jetson mesela Valerian İsmail yüzde seksen oynattı. Oynatmadığı maç var ama oynattı. Ama hiç bu kadar etkili görmedim. Mesela Salih'le ilgili de her mesela antrenörle ilgili eleştirilerimiz olur. Geçmişte Fenerbahçe'de Pereira olduğu gibi ama kazandırdıkları oyuncuların da Salih de Valerian İsmail'in <laughs> bu Tabii. hani, yapıda e, fizik ...hocası, işte beden eğitimi hocası falan diyorlar ya... Yani. ...onun da sadece bir emeği... ...ve e, fizik olarak faydası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş da bugün... ...haklı bir galibiyet elde etmiştir. Ümraniye takımı da... ...Recep Uçarlı devam ediyor. Kolay bir durum değil. İlk kez tarihlerinde... ...Süper Lig'e statlarında... ...henüz 2-3 tane türbün yapıp... ...okulun bahçesinden gibiydi. Şimdi biraz daha statı benzer bir yer geldi. O şunu söyleyebilirim. Ümraniye düşebilir mi? Şu anda en büyük aday o gözüküyor. Ama... En az dördüncü, alttan dördüncü, beşinci kadar da şansı olduğunu düşünüyorum. Zamanla sürpriz sonuçlar alma ihtimalini görüyorum açıkçası. Ee, Ama havlu atmaması lazım yani. Mental olarak havlu atmaması lazım. Bakalım göreceğiz. Ama pozitif bir futbol anlayışı olduğu var, kesin evet, her var. şeye rağmen. Ama pozitiflik <gülüyor> gerçeği <gülüyor> biraz Değil, ayırt tabii, etmek 100 -100. lazım. Mesela Beşiktaş da bugün şu, şu mesela 5-2 iken çok enteresan bir pozisyon verdi değil mi? 4-2 veya 5-2 yani soldan karşı karşıya evet, kaldı Evet, kaldı evet. İşte o da Şenol Hoca'nın bugün yani başlamasından kaynaklanan motivasyonun ki o anda 4 forvet oyuncusu vardı. Enkudu da sahadaydı, Cenk de sahadaydı, Vegorch da sahadadır, Redmond da sahadaydı. Bu da şeyden dolayı ve onun içinde en azından cezalı oyuncu olmadan çok önemli bir Galatasaray maçına hazırladı. Ki 4 ve, tane tabii 3 tane sarı kart sınırında olan oyuncunun dışında ilk yarıda sarı kart gören oyuncu da vardı. Ee, şey, Masuaku. Masuaku. Peki hocam Dellali ilk yarının sonunda yorumlamıştınız büyük bir ihtimalle o 13. 14. dakikada aldığı darbe belki onu hatta evet. söylemiştiniz soğuyunca büyük ihtimalle oyuna devam edemez diye. Fakat ona döneceğim ama şunu söylemem lazım. Mesela Gecizalı sorguladığımızda Dellali biraz dışarıda kalıyor gibi Gezzal döndü. Evet öyle olacak. <laughs> öyle Fakat haftalardır Gezular... şöyle oynatabilir yalnız şunu söyleyeyim. Josep Salih veya... Jo Çünkü Cenk'in gelmesi diyorum ya. Yerli kalecim var. Yerli Stop erim. stoperim. var. Ve de Cenk'in var artık. O <laughs> haftayı unutalım Beşiktaş'ın 11 haftayı. Seçeniyi arttırdı. Çok şeyi arttırdı. Onun için 2-1'de oynarsa Delali'yi oynatır diye düşünüyorum.